Bomba düşmüştü Reyhanlı'ya ama dün de söyledim onu kürsüde. Ne yazık ki sesleri duyurulmamış. Yani hani medyanın gündemine de bomba gibi düştü derler ya. Hayır, yani düşmemişti. Asıl sorun oydu. Yani belki oradaki insan hikayeleri çok sarsıcıydı. Bu hikayeleri daha sarsıcı kılan ise seslerini duyuramamaktı. Yani unutulmuş, terk edilmiş, İki kere ihmal edilmiş. Evet, yaralanmışlar. katmerliydi. Yani terk edilmiş ve ihmal edilmiş hissetmeleriydi. Size her dokunan, her sarılan ve ağlayan insan bizi unuttular diyordu. Biz boşuna mı öldü yakınlarımız diyordu. Asıl sarsıcı olan oydu Semra Hanım. Yani beni en çok etkileyen oydu. Bir sürü terör saldırısı oldu. Çok şehit verdik bu ülkede. Aslında belki gözlerimiz alışık bombalara, mayınlara, Maalesef. bu acı görüntülere belki alışık ama bu kez olay biraz farklıydı. Sanki örtbas edilmeye çalışılıyordu. O insanların acılarının üzeri örtülmeye çalışılıyordu. Şefkatle örtülmeye çalışılmıyordu ama acımasızca. Sanki Türkiye duymasın isteniyordu. O yüzden çok çok sarsıcıydı. Evet, konuşacak da çok şey var. Ben de hani programda orayı konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Daha bir süre daha konuşmak gerektiğini. Ciddi bir travma, yani bir terör saldırısı olmasının ötesinde orada hayatta kalanlar için de ciddi bir travma, ki travmayı katmerlendiren de Evet. yasak, basın Evet, yasağı. unutturmamak gerekiyor. Yani bu tür yayınların yapılması, bizim meclis kürsüsünden olanları hatırlatmamız. Evet, orada 51 can gitti. Her evde inanılmaz acılar yaşandı ve sadece 51 kişiden söz etmiyoruz. Yani dalga dalga bunun etkileri çok geniş ve daha öncesi var, önceden yaşananlar var. Bir kırılma, çatışma ortamı var. Bir gerginlik Evet, zaten var. psikolojik olarak bir gerilim var. O yüzden bu hikayenin derinlemesine anlatılması gerekiyor halka. Yani bu çok acı bir hikaye. Daha acı hale gelmemesi için idraki gerekiyor. Hem yöneticilerin hem halkın bunu görmesi gerekiyor. Duyurmak durumundayız. Sağduyu Olan biten, derken tabii. aslında altı çizilmesi gereken o gerilimin beslendiği, değil mi bir Odaklar, anlamda? tabii. O gerilimin beslendiği odakların tespiti gerekiyor. Şimdi belki oradaki ev ev acıyı size anlatabilirim. Yani bunları anlatabiliriz, konuşabiliriz. O küçük bebeklerin ölümü, hikayeler, her insan çok büyük bir hikaye aslında. Genç insanların annelerine anneler günü hediyesi almaya gidip orada can vermeleri, işte gelinler, damatlar var. Öyle küçük özel hikayeler var ki anlattıkları. Bir de dede, yani hani yaşlı insan filan, yani genç insan ölümünden daha az sarsıcıymış gibi gelir. O dedelerini ağlayan torunları göreceksiniz. Yani öyle şeydi ki, öyle etkileyiciydi ki. Ağıtlar, küçücük çocuklar babalarının öldüğünün farkında değiller. Her yer taziye eviydi, taziye mekanıydı zaten. Benim için çok sarsıcıydı, yani kabus gibi bir anneler günüydü zaten, pazar günü. Şimdi bize şunu söyleyecekler Semra Hanım, muhtemelen ya işte tazminat ödeyeceğiz, aileleri yalnız bırakmayacağız, işte iş Şehit bulacağız. sayacaklar. Tamam, sosyal devlet tabii ki bunu yapmak zorunda Semra Hanım, yani bunu yapmak övünme gerekçesi falan değil. Bunu yapmak zorunda devlet ama orada şunu hissettim ben bir anne olarak. Öyle bir tazminat icat edilmedi, yani bir evlat kokusunu giderecek bir tazminat falan yok. Yok öyle şey. Orada hissettiğim en derin duygu aslında buydu. Tazminatta falan giderilebilecek bir acı değildi. Bunun nasıl giderileceğini de aslında, yani bu o acının nasıl gideceğini de, ki yanma sürecek herhalde artık, hep sürüyor, hep sürdüğü gibi sürecek o bölgedeki o yanma, yüreklerdeki yangın devam edecek herhalde. Dindirmek de mümkün değil sanıyorum. Bence Semra Hanım, onu da hissettim. Bu travma, o şok henüz atlatılmamıştır Reyhanlı'da. Yani şöyle bir hikaye, size taziye evinde bir beyefendi karşınızda oturuyor ve şöyle diyor. Yengemin bacağı kopmuştu. Ve 3 gündür arıyoruz, bulamıyoruz başkanım diyor. Bulamıyoruz. Yani sanki o bacağın bulunması halinde bir çaresi varmış gibi anlatıyor ve hala şokta. Aslında Reyhanlı şokta. Sanıyorum acıları gün geçtikçe daha da derinleşecek. Yani önümüzdeki günlerde daha net hissedecekler o acıyı. Evet. Şimdi herkesin yaşamında kayıplar olmuştur. Türkiye'de terörle kaybetmeyi aslında siz de ifade ettiniz. Maalesef
yaşadı, biliyor. O acıyı alıştırıldı biliyor. Adeta. Evet. Alıştırıldı bu toplum. Ama her geldiğinde de her acı katmerleniyor. Daha fazla katmerleniyor. Bir şey böyle daha da acıyor Türkiye'nin genel anlamda hikayesini düşündüğümüz zaman, öyle görüyorum ben. Şimdi bu noktadayken toplumun empati yapabilmesi çok önemli. Reyhanlı'daki insanların da empati yapabilmesi önemli ki o tramvayı atlattıktan sonra belki de bu süreç gelecek. Diğer buralarda yaşayanlar, Türkiye'nin diğer bölgelerinde yaşayanların da empatisi önemli herhalde. O yüzden biraz daha gördüklerinizi aktarır mısınız bize? Yani başladınız, indiniz, vardınız Reyhanlı'ya mesela. Kimlerle karşılaştınız? Neler söylediler? Doğru, Reyhanlı'ya gittik ve olay yerine inanılmaz bir öfke ve tepki vardı. Ben burada siyaset yapmak istemiyorum. Yani bugün başka şeyler konuşmak istiyorum ama iktidara müthiş bir tepki vardı. Her gittiğimiz yerde o tepkiyi mümkün olduğunca yatıştırmaya çalışsak da o bize aktarılıyordu. Yalnız bırakıldıkları için, buna sebebiyet verildiği için ve bu gerilimin ayak sesleri duyulduğu için ve uyarılar yapıldığı için, buna rağmen göz göre göre buna izin verildiği için. Düşünebiliyor musunuz? Sınırda bomba imalathaneleri olduğu söyleniyor. Biz valiyle de görüştük. Vali de bunu doğruladı. Bomba imalathanelerinde insanlar, Suriyeli muhalifler, bomba imal ederken yaralananlar olmuş. 3-4 olay olmuş, benzer olay olmuş. Yani bu geliyorum demiş olay. Evlerdeki acıyı bilmiyorum, ayrıntılı anlatmaya gerek var mı, ama yolda biz yürüyemez hale geldik artık. İnsanlar dokunmak istiyordu. Çünkü yanlarında dertlerine deva olmasanız bile, bir çözüm bulamasanız bile, ona gücünüz yetmese bile, yanlarında olmanız, o acıyı paylaşmanız onlar için çok önemliydi. Size gösterdikleri sevgi iktidara bir nefret gibi. Yani öyle bir altı çiziliyordu. Size olan sevgi oraya nefret olarak dönüyordu. Onu hissediyordunuz. Ete kemiğe bürünmüştü. Bir yerde nefret, bir yerde sevgi. Çok olağanüstüydü. Ve biz olay yerine, PTT'nin önüne doğru yaklaştığımızda bir uyarı geldi bize. Dediler ki evet, yeni cenazeler, naaşlar bulundu. Yaklaşmayın. O arada rogar kapaklarının altında kalan naaşlara ulaşılmıştı. Biz oradayken 3 naaş daha çıkartıldı. Tabii bu dalga dalga yayılıyor. Gittiğiniz her yerde yayılıyor. Bir kişi daha, bir kişi daha, bir kişi daha. Ve açıklanan kayıp sayısının çok daha üzerinde olduğu iddiaları herkes tarafından dile getiriliyor. Yani bunu ben dün meclis kürsüsünde söylediğimde veya neden siz gidip ellerini insanların tutmadınız diye eleştirdiğimde, çok bence örtülü de bir eleştiriydi. Çok sert bir eleştiri de değildi. Hayır, siz yalan söylüyorsunuz. Biz gittik. İşte sayı o kadar da yüksek değil diye. Siz yalan söylüyorsunuz itirazlarıyla karşılaştık. Oysa bize bunu anlatanlar onların temsil ettiği insanlardı. Yani o insanları yalancılıkla, gerçeği saptırmakla filan suçlar durumdaydı iktidar yöneticileri. Yani siz Reyhanlı'nın söylediğini aktarıyorsunuz. Oysa orada bize anlatılan yakınmaları, tepkileri onlara aktarmak ayrıca bizim görevimizdi. Duygu bu. Öfke inanılmaz bir öfke, yoğun bir öfke. Bakın 60-70 bin nüfuslu bir kentin 60-70 bin kente yabancı yerleştirildiğini düşünün. Yani o hem demografik yapının değişmesine hem bir tepki kültürünün oluşmasına neden olmuş, o görülüyor. Ve bunu nasıl fark edemez ve nasıl öngöremezler? O kadar kozmopolit bir yapıda, o kadar hassas bir yerde, hassas bir bölgede böyle bir şey, böyle bir kötülük neden yapılır? Bunu biz sorgulamayacak mıyız? O öfkenin nedeni hem buydu. Bu hassasiyetler bilinmesine rağmen ısrar edilmesi. Hatta öyle şikayetler var ki biz doktora gidiyoruz, doktorlar bizi muayene etmiyor diyor insanlar. Öncelik başkalarına veriliyor. Yeni gelenlere veriliyor. Yani yeniler eskiler ayrımı yapılıyor. Bu tabii ki tepki yaratmış. Ve böyle bir bombanın patlaması oradaki çok masum, belki çok yoksul, hakikaten canını kurtarmak için oraya sığınan insanlara da haksız bir tepki oluşmasına neden olmuş. Olabilir. Bu derinleşebilir. O yüzden yanlış üstüne yapılmış. Hani bir yerde çözüm süreci, işte barış söylemleri falan sürerken
bir yerde bombalar patlıyor. Hiç inandırıcı değil bu söylemleri. Ben hiç inandırıcı bulmuyorum. Evet, kırılma görülüyor zaten. Reyhanlı'nın duygusu, hani biz de gördüğümüz görüntülerde, yansıttığımız görüntülerde o söylemin ötesinde o şeyi yüzlerde de görebiliyorsunuz. Evet, o evet. Kırılmayı. Üstüne üstlük yayın yasağı, yani tarihte görülmemiş şekilde ve bunun işte insanların psikolojisini bozmaması için konulduğu gibi bir komik gerekçeyle, evet. Ve hiçbir ne yasal dayanağı var Semra'nın, bunun CMK'nın 153. maddesine dayanmışlar. Hiç alakası yok. Artık bizimle alay ediyorlar. Yani o maddede müdafiinin, müdafiyle sanığın ilişkisine ilişkin bir hükümdür. Yayın yasağı koymak için en ufak bir şey yok, dayanak yoktur o maddede. Biz de herhangi bir maddeyi yazarak bir savcı yayın yasağı koyabiliyor bu ülkede ve artık hukukun gerçekten asla olmadığı ve meşru zeminlerde hiç kimsenin hakkını alamayacağı bir noktaya geldiğimizi de görüyoruz. O yayın yasağı tüy dikmiş derler ya, hı hı, halk arasında. Yani olayın üzerine tüy dikmiş. Öfkeyi çok arttırmış. Öyle görüyorum. Şimdi o zaman şu tespiti yapmak herhalde mümkün Sayın Terhan. Birincisi devlet, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının can güvenliğini koruyamadı. Yaşam hakkını koruyamadı ve Dışişleri Bakanı yaşam hakkının korunmamasından ötürü bir üzüntü duyacağı, utanç duyacağı yere, bu dış olumsuz dış politikanın sebep olduğunu unutmuş görünerek diyor ki biz bekliyorduk böyle bir patlama. Başkaları da olabilir, büyük şehirlerde de olabilir. Neredeyse diyor ki yani yaşamın tadını çıkartın, bak yarın bir gün ölebilirsiniz falan gibi, böyle gerçekten absürt bir yöneticinin söyleyemeyeceği insana, bu toplumun morale, güce ve acılarını sarmaya ihtiyacı var. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük terör saldırısıyla karşılaşmışız ve çıkıp gülerek bir Dışişleri Bakanı diyor ki bunlara alışmalıyız, bekliyorduk. Bekliyorduysanız neden önlemediniz? Yani herkes bunu biliyormuş o bölgede. Sağır Sultan duymuş. Bazı araçların, bomba yüklü araçların içeride olduğu, dolaştığı, bomba imalathanelerinin olduğu. Yani buna bir devlet göz yumabilir mi? Yani kendi yurttaşını bile bile ateşe atabilir mi? O noktada olduğumuz görünüyor.